Ben gerçekten anlamıyorum. Murat. Murat benim gözlerimin içine baka baka senin oğlun öldü dedi. Arana, çocuklarıma. Bize bunu nasıl yaptılar ha? Anne neredesin diyorlar. Ben onlara cevap bile veremiyorum. Önce bir sakin ol. Baran benim oğlum. Oğlumu benden çalmışlar. Deniz'imi benden koparıp Narin'in kucağına vermiş. Murat, Narin, Kendal, Kadriye Hanım hepsi bu işin içinde. Ya siz Kendal'a nasıl inandınız? İnan ki benim için de çok zor. Ama mecburuz. Ada için mecburuz. Ada kızım. Sakın bir daha böyle bir şey yaptığını duymayayım. Ben bir şekilde bir çözüm yolu bulacağım, tamam mı? Ne olur sadece bana birazcık zaman tanın. Aman Maya ne olur. İkimizin arasında kalsın. Rüzgar sen kapıyı açana kadar burada bekleyeceğim seni. Ben de seni çok özledim bir tanem. Ben sizi hiçbir zaman bırakmadım. Hiçbir zaman da bırakmayacağım. Siz benim her şeyimsiniz. Yemek yemeyeceğim dediği zaman ağzına bir lokma yemek bile koyamazdım. Sadece onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Baran mı? Ne kazası? Ne? İnanamıyorum, aklım almıyor. Hani ne işi varmış o çatıda? Ya tabii Kendal. Nasıl aklıma gelmedi ki? Zaten her belanın altından Kendal çıkıyor. Oğlum! Açın şu kapıyı! Doktor bey! Hanımefendi lütfen! Lütfen, içerideki benim oğlum diyorum, lütfen! Sen yaptın değil mi? Söylesene. Allah'ın belası, konuş diyorum sana, konuş! Eğer ona bir şey olursa seni var ya mahvederim, anlıyor musun beni? Doktor bey, doktor bey ne olur bir şey söyleyeyim. Neden hala baygın? Eğer oğluma bir şey olsun, yemin ediyorum senin ecelin ben olurum, anladın mı? Az kalsın senin için ağlayacaktım Kendal. Düzelecek Ayşe, düzelecek. Kimin eseri acaba? O senin oğlun değil Narin. Oğlum. Senle beni ayırmak için o kadar çok şey yaptılar ama başaramadılar. Hiçbir şey söylemediler. Gitmemi beklediler. Hiçbir zaman öğrenmeyeceğim sandılar. Ama öğrendim. Gidemedim. Çünkü beni burada tutan bir şey vardı. Meğer o da senin varlığınmış. Seni ben doğurdum. Ben senin annenim. Gördüğün gibi. Çaresizce bekliyoruz işte. Yeter artık, yeter! Ne zaman buradan ayrılsam sen oğlumun odasında bitiyorsun. Oğluma yaptıklarınız yetmedi mi ha? El birliğiyle oğlumun hayatını mahvettiniz. Sen gerçekten yüzsüz bir insansın. Bir kerecik olsun yaptıklarının sorumluluğunu al. İçeride yatan benim oğlum, anlıyor musun? Benim oğlum. Ne yapsaydım? Oğlumu sana bırakıp buradan yürüyüp gitse miydim? Sana buradan defol diyorum. Defolun. Hepiniz buradan defolun. Beni de oğlumu da rahat bırakın artık. Doktor bey ne olur artık bir şey söyleyin. Neyi var oğlumun? Ne kadar sürer bilmiyorum ama biz bir aile olacağız. Ben bir cinayet işledim. Görüyor musun Maya? Bunlar benden çaldıkları oğlumun. Abinin. Oğlum nerede? Baran bütün bu gerçekleri öğrenince ne olacak acaba? Hiç düşündün mü ha? Demek bana yabancı kalacak ha? Evet doğru dedin. Peki kimin kimlerin yüzünden de olacağını bilecek öyle değil mi? Belki hemen boynuma atlamayacak. Bana hemen anne demeyecek. Ama bunun hesabını da bana sormayacak. Sana soracak. Kadriye'ye soracak. Kendal'a soracak. Yaşayamadım. Çünkü onu benden çaldınız. Şu andan itibaren yaptıklarımla ilgili tek kelime duymak istemiyorum. Ama artık beni yargılayacağına abini düşünsen iyi olur. Baran senin abin. Sen de bunu kabulleneceksin. Evladını anasından koparmak adetiniz mi sizin? Bırak dedim yoksa fena olur. Hiç kimse bu işten yakasını sıyıramayacak. İstediğiniz kadar saklayın ama önünde sonunda her şey ortaya çıkacak. Baran er ya da geç buraya gelecek. Bu mektubu okuyabilir misin diye. Evet. Belki Baran bana sana yazdığı gibi mektuplar yazmayacak. Ama ben Deniz'imin mezarını kazarken... Merak etme Ebru. Oğlunu bulacağız deyip bana sarılan Baran'dı. Ellerimi tutan Baran'dı. Nasıl bir evlat acısı çektiğimi gören Baran'dı. Ve oğlum benim ellerimi hiçbir zaman bırakmayacak. Bir anne olarak bundan eminim. Sen burada annecilik oynarken
Ben evladımı toprağa vermiş, ciğeri yanan bir anne olarak devam ettim hayatıma. Gideceğiz buradan. Hep birlikte gideceğiz. Bu yalanlarla yaşamak zorunda değilsin. Hem her şeyden siz sorumlusunuz, hem de karşıma geçmiş, yiyin birbirinizi diyorsunuz. Artık oğlum demekten vazgeç. Ama doğuran da benim. Bu konakta birinin laneti var, bilmiyorum. Ama oğlumu buradan alıp gideceğim. Bunu çok iyi biliyorum. En azından öldü sandığım oğlum hala yaşıyor, hayatta. Anne olarak beni ne zaman kabul eder bilmiyorum. Ama sabırla bekleyeceğim. Ben evladımı geri kazanmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Tamam kızım, haklısın. Suçluyum. Çünkü Baran da gerçeği öğrendi. Baran peşimden gelmeyin deyip çıkıp gitti. Şimdi nerede, ne yapıyor, ne halde bilmiyorum. Oğlumu buldum ama ona sarılamıyorum. Onların hepsini bir araya nasıl getiririm, nasıl mutlu ederim? Başka bir şey değil.